top rakibe geçtiği anda, kendi takımına geçtiği anda koşuyu yaptın mı önüne atmasını istersin, doğru mu? Oyunu önde oynamak, eğer skor dezavantajın varsa, bir çalışma işidir biliyor musun? Topu kaptırdığın anda eğer savunma oyuncuların, hücum oyuncularına uzaksa, onlar seni geri koşturacak. 2-2 daha dön. Aradaki mesafeden bahsediyorsun. Aradaki mesafeden bahsediyorsun. Ya futbolu çok basit bir şey var. Top senin ayağındayken defans yapmak. Hani topla ilişkisi olmayan, toptan uzak futbolcuların o an artık top ayağında olan insan ne yapacak? Çalım mı atacak, şut mu atacak, gol mü yapacağı düşünmeden defansif pozisyonunu, o arkadaşının her an o topu kaybedip bize atak olabileceğini düşünerek pozisyon almadır. Abdullah Hoca bunu kesin çalıştırıyordur. Ama Beşiktaşlı futbolcular inanılmaz bir şey var. Dediğim gibi bir gol yiyorlar, maç bitiyor. Peki bildikleri hani Türkiye'de şeyler... o kadar güzel yollar yapılıyor ya şimdi. Dört şeritli, o gidiş geliş, otoban dümdüz. Ya Trabzonspor hani öyle yollar buldu yani. Hani Beşiktaş öyle bir yollar sundu ki. Peki şunu söyleyeyim. Ne dönen topu aldı, ne defanstan atağa geçebildi. Geçen sene bildiğinin çok dışında şeyler mi? Bunlar da oyuncuların buna reaksiyon göstermesi zorlaşıyor. Çok geceyle gündüz kadar farklı kafalar mı? Kafalar başka yerde. Bak bir futbolcu sahaya ben bu maçı kaybedersem ne yaparızı düşünüyorsa bittin. Beşiktaşlı futbolcular her sahaya çıkmadan önce bu özgüven eksikliğiyle çıkıyorlar. Hem içeride hem dışarıda. Bugün kaybedersek yandık. Sen böyle sahaya çıkarsan ne kendi performansını gösterebilirsin ne de takım oyunu oynayabilirsin. Bence Beşiktaşlı futbolcu sahaya bu kafa yapısıyla çıkıyor. Öncelikle bunu değiştirmek lazım. Ama kolay mı? Değil. Ama bunu yaptığı bir maç var. Kazanamamış olmasına rağmen Rize maçında top kaybettiği anda doğru yerde presi yaptı ama küçük bir faulle ama doğru müdahaleyle topu kazandı. Top çok rakipte kalmadı. Bence bu sezon oynadığı en doğru maç. Ama bunu hiçbir başka maça aksettiremedi, devam ettiremedi, devamını getiremedi. Top rakibe geçtiği anda eğer Atiba gibi pozisyon bilgisi yüksek oyuncun varsa, Dorukhan gibi tempolu oyuncun varsa top rakibe geçtiği anda ilk müdahaleyi yapacak. Seni geri koşturmayacak. Geri koşarsan asla sağlıklı hücum edemezsin. Bir kere Beşiktaş daha kolay top kaybediyor. Şenol Hoca zamanındakine göre. Topu kaybettikten sonra çabuk savunmaya geçemiyor. Herkes şaşkın şaşkın birbirine bakıyor. Üçüncüsü de çok formsuz oyuncusu var. Yani Dünya Kupası finali görmüş Vida. Kontrataklarda çok aciz kalıyor. Anormal derecede. İşte Galatasaray maçında da yaktı Beşiktaş. Çok bireysel hata var. Karius gibi oyuncular tamamen formsuz. Laiç geçen sezonun en dominant forvet arkası oyuncusu. Bu maçı es geçiyorum. Genel anlamda Beşiktaş takımında henüz hiç sahne alamamış bir oyuncu görüntüsünde. Beşiktaş takımının formsuzluğunun sebebini kime bakarak çözeceğiz biz?